Kısacası şu, babamın sanatı öğrenmesi çok uzun yıllara dayanıyor. Eskiden gazya tenekesi varmış. Bunu çalarak öğrenmiş. Bunu ben böyle söylediğim zaman kimse inanmıyor ama bu doğru. Burada Budamışlı İbrahim Ağa güvünden giriyormuş. Babam aşağı yuvalı. Yattığı yerden davul çalıyormuş. Ayağını itekliyor. Kalk oğlum diyor. Selam vermiş. Aleyküm selam. Kalk şurada bir kere çal bakalım. Zurnayı belinden çıkartmış. Çalmış. Çarşamba günü demiş Şehregen. O zaman Kastamonu Çarşamba günü pazarı var. Ya amca diyor ben çalayım. Sen gel diyor gel. Neyse babama davul elbise bulmuş. Düğüne götürmüş. Ya İbrahim Ağa sen bu delikanlı nereden buldun falan filan derken babam bir düğün üç düğün derken babam işi kavramış. Ondan sonra yıllar geçmiş, köyde bir dövüş oluyor iki aile arasında. Bunları ayırmış, köyden ağa bakıyormuş camdan. Yılana benziyor bakın diyor, kara yılan gibi sağıldı ayırdı diyor. Kara yılan lakabı oradan kalmış. Ben 12 yaşımdayken öğrendim bu davulu. Mesleğe küstük, meslek bitti. Eniş Bey sağ olsun valimiz beni çağırmış. Gittim. Bir tane kültürde başladık. İşte 1909'dan beri. 10'dan beri. 10'dan beri devam ettiriyoruz. Ama 80 yaşıma girdim. Bu sene inşallah herhalde bırakacak gibiyim. Yeter. Yeter. Bu kadar hizmet verdim. Var, çırağım var. Kaç tane öğrettim. Hepsi de Allah razı olsun. Babamın ekmeğini hala yiyorum, hala yiyorum. Bana bir lakap bıraktı. Bana sermaye oldu. Davulu eğer benimsiyorsan, sanatçıyı seviyorsan, kendine çekersin, davulu çalarsın. Yok, ben bu mesleği yapmayacağım dersen zaten yapamazsın. Bu isteğe bağlı bir şey bu. Sonra müziği candan bileceksin. Ritim bileceksin, ritim. Yani zurnacı başka bir şey, sen başka bir şey, o olmaz, hayır. Bizim tutulmamızın sebebi ne? Bu.